Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevbe ve istiğfar. Tevbe, istiğfarın anlamı tabii. Ne anlama geliyor bunlar? İnsanlar, genelde dünyaya giren insanlar aldığını dünyaya. Ruh aleminden dünyaya geldi. Dünyayı geçiyor ama. Geçiyor. Her gün insan değişiyor. Yaşlanma oluyor, hastalık oluyor, değişiyor insan böyle. Ne yazık ki insanların çoğunluğu ölümü unutuyor. Kişi ölecek, kefeni giyecek, yıkanacak teneşirde, tabuta binecek, mezara girecek muhtemelen. Yani insanın sonu belli muhtemelen. Yani acaba yok bunun böyle. Herkes bunu görüyor. Yani gerçekten insanın sonu, dünya hayatının sonu çok böyle hüzünlü bir şey. Yani mezara girme. Yaşam boyu çalışmış, yaşam boyu, hayat boyu. Çalışmış, koşmuş, koşturmuş, tartışmış, helalim dememiş. Sonuç da oluyor. İnsan hepsini bırakıyor dünyada. Yana bir tek mendil almadan kim mezara gidiyor. Sıra ne oluyor? Bazı cenazelerin kalabalık oluyor cemaati. Ne kadar hem nereye kadar? Mezara kadar muhtemelen. Mezara gelin demeye herkes dönüyor gidiyor. Yani tek başına kalıyor böyle. İşte bu unutanlar tabi ibadet terk edenler, günah dalanlar. Bunların uyanıp da Allah'a dönmelerine tevbe deniyor. Yani tevbe, Arapça reca, rücu anlamında Allah'ın emrine dönüş. Uyanması gönlün ama. İçeriden uyanması, gönlün ama. Uyanması, kişinin bir tefekküre dalması, insan önünü geleceğini düşünmesi, uyanması tevbe deniyor buna böyle. İstiğfar da boşa için, ömrü için pişman duyup Allah'a af dilemesi Mevlamız'a, istiğfar, Allah'a af dilemek günahlarına. Yani yaptığı yanakar kalmıyor. Kalmıyor. Ama dünyada her şeyin bir çözümü var dünya. Yani dünyada kul tevbe istiğfar yaparsa elhamdülillah, bu günahlara kefaret oluyor, günahlar siliniyor. Önce hadisiyle başlayalım inşallah. Barışam Hazretleri. İza ezdebel abdü. Bir kul günah işleyince, bir namaz terk etti, oruç tutmadı, harama gitti, yalan söyledi, artık içki, kumar hepsi bunun dahil oluyor. Bir kul, bir insan, bir günah işlediği zaman, nükte fi kalbi, kalbin nokta olarak kalbinde. Nükteten sevdaya, kalbin nokta kalbinde. Şimdi kalp deyince şu bildiğimiz et parçası değil ama yani böyle. Kalbi hakiki deniyor. Kalbi hakiki. Gerçek kalp, manevi kalp böyle. Bunun bir adı gönüldür böyle. Gönül böyle. Gönül kalpli bir nurdur muhtemelen. Nurdur. Şeffaf parlak muhtemelen böyle. Ruh gibi böyle. Nurdur. İşte ruhun doğası bu. Yani parıl parıl bir nurdur. Gönül böyle. Fakat insan bir günah işleyince o günahla orantılı olarak kalbinde, gönlünde bir nokta oluyor böyle. Eğer günah büyükse nokta büyük. Günah küçükse küçük nokta böyle. Yalnız bazıları işte bu küçük günah diye aldırmıyorlar. Ama tekrarlanıyor. Nokta küçük olsun ne oluyor böyle? Tekrarlayınca nokta çoğalınca oluyor böyle böyle. İşte buna deniyor kalp kararması deniyor buna. Kalp kararması deniyor buna böyle. Hemen o anda siyah oluyor böyle kalpte böyle. Şeyin tabe hem uyansa, kendine gelse, ben ne yaptım dese, kendine sorgularsa, suk ile milha o noktada siliniyor. Sükle parlama, cilalanma.
hiç izi eseri kalmadan kalplerine paralıklık koruyor. Fe'in ade, yok tövbe etmedi de yine günaha dalıyor böyle. Namaz yok, niyaz yok, abdest yok, günahlara dalıyor, harama şunda dalıyor bunun tercihse. Zadet, hat-ı tazamak bir kalbiye. Böyle günahlar birike birike, kalbin nokta birike birike, kalbin tamamen kapar. O kalp artık öldü muhtemelen. Ölü kadir olarak böyle. Ruh. Nedir ölü? Duyarsız olur, duyarsız. Yani dine duyarsız dinde. Dine duyarsız olur dinde. Artık ahireti unutur, ölümü unutur, nefsine kul olur. Nefsine kul olur. Bunun için ne gerekiyor? Elhamdülillah her şeyin dünyada bir karşıtı var. Günahına karşı da tevbe istiğfar. Hemen tevbe etmek. Hemen tevbe etmek. Bir gün Peygamber Aleyhisselam buyurdu Eshab-ı Kiram'a. Helekel müsebbibun buyurdu. Helekel müsebbibun. Üç defa. Helekel müsebbibun. Helek oldu. Helek oldu. Kimler? Müsebbifler, müsebbif. Anlamı ne? Bunu anlamadı, sahabe anlamadılar bunu böyle. Kıyla benim ya Resulallah. Sorular peygambere. Kim bunlar helak olanlar? Müsebbif kim bunlar? Kâle aleyhisselam buyur peygamberimiz. Yekûlü sef estağfire. İleri tevbe edelim diyenler helak oldu. Tevbe edelim ileride diyenler helak oldu. Asya'ya gideyim geleyim, yok bir evleneyim. Yok okulumu bitireyim, yok şunu yapmam gereken bu şekilde. Demek ki bir insan tevbeyi ertelerse, yani sonra tevbe ederim derse, peygamberi helak oldu. Neden helak oldu? Bugün niye tevbe edemiyor? Kalbi kararmıştır. Günahdan. Kalbi kararmış böyle. Bunu aşamıyor. Kalp karardı mı, duyarsız olur. Ya doğasını kaybetti gönül. Yarın ne olacak? Daha fazla kalbi kararacak, iş daha zor muhtemelen bu şekilde böyle. Yani tevbeyi ertelemek gerekiyor muhtemelen böyle. İki omuzumuzda iki melek muhtemelen. Meryem buyuruyor, kiramen katibine. Katip, yazıcı melekler. Aslında yazı böyle kağıt kalem değil de kaydın altına böyle. Ses ve görüntüyü alıyor bunlar buna böyle. Manevi cihaz bunlar böyle. Kamera gibi buna böyle. Tabii manevi kameraya böyle. Madde gibi bunlar böylece. Şimdi bir insan bir sevap işleyince, mesela bir Allah dedi. Hem bu yazımı hem alıyor kaydı. Bak hemen anında. İhlas okudu, Fatih okudu. Bir fakire bir 10 kuruş, 20 kuruş mesela 1 lira para ver fakire böyle. Ne yaparsa yapsın böylece. Yolda giden baktı ki bir kişi engelli, rahatsız, belamı, eli yükü var, götüremiyor. İşlemi saydı böyle, yardım eder onu böyle. Biri yol sor yabancı, ona güzel tarif eder bunu böyle. Üşenmez bir tarif. Hatta mümkün sevgi onu götürür. Hep bunlar sevap mutlaka böyle. İki yat namaz kılar, abdest alır, Kur'an okur, Allah zikrederse hemen anında sadece melek bunu kayda geçiyor. Hemen böyle. Anında böyle. Geçiyor böyle. Soldaki görev günahları kaydetmek. Bu sevaba karışmıyor. Şimdi bir kul günah işleyince ne oluyor şimdi? İki melek var. Fakat bu sadece bunun amiri ama. Amiri. Reis bu. Sadece oluyor. Kul güneş deyince hem bu melek yazamıyor soldaki. Abini soruyor. Bak bu iş harama baktı. Yalan söyledi. Şunu yaptı, bunu yaptı böyle. Neyse böyle. Şunu yaptı. Ne yapayım? Bu ne diyor? Biraz bekle. Al bir şey. Biraz bekle. Peki tövbe eder. Veya bir ameli salih işler. Yani bir sahabe bir iş yapar. İş yapar. Biraz bekle bakayım böyle. Hemen kalbinde leke olmasın. Kalp karamasın. Yani, böyle. Yani gönlü korumak. Gönlü korumak mıdır böyle? Ve bekliyor bu şekilde. Tabi izin verdiği kadar. Eğer kul uyandı, hemen tevbe istifa etti. Allah'ım affetsin, yalvardı böylece. Veya bir ibadet yaptı.
Mesela Fatiha okudu, iki yata namaz bir şey yaptı bu şekilde böylece. Ne diyor ki sağdaki melek? Bu ne kadar günah yazacak? Günah kadar bu günahı? İşte diyelim ki 50 derece günah yazacak. Şimdi ne sahibi işte bu? 100 derece. O zaman diyor ki 50'yi buradan çık, 50 sahibi yazayım bu şey. Yani hiç günah yazılmadan sahibi yazılmadan bu şey böyle. Olduğu kadar ibadetten boş kalmamalı muhtemelen böyle. Yani yolda giderken işine gücüne böyle en kolayı abdestsiz abdestsiz. Hatta kişi cünüp haldeyken bile Allah zikreder. Kur'an okuyamam muhtemelen. Ama Allah zikreder. Zikrullah muhtemelen böyle. Neden Allah bunu izin veriyor? Oluyor ya kişi cünüp halinde, kadın mesela adet halinde, o da cünüp muhtemelen böyle. Yoksa halinde bu şekilde. Eceli geldi, duracak bu şekilde muhtemelen böyle. Rabb izin veriyor muhtemelen böyle. Zikrullah zikretmek muhtemelen böyle. Herhalde böyle. Abdesti, abdesti, gusül, gereken halde bile oluyor. Zikir böyle. Nedir zikir? Allah hatırlamak için inşallah böyle. Allah, Allah ama yavaş mıdır böyle? Acı değil mıdır böyle? Allah, Allah, Allah cire şahane. Şimdi tevbe ile ayet-i kerime bakalım inşallah. Hangi tevbe aldıklarına makbul? Tahrim suresi ayet 8'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amenü. Peygamber buyuruyor, ey müminler. Ya amenü, ey müminler. Tevbe kime farz? Müminlere. Kafirlere, onlara iman farz. Kafir, kafir. Tevbe diye olmaz. Ona iman farz. Peygamber buyuruyor, ya eyyühellezin amenü. Ya uyarı edat. Ya ey, dikkat anlamına göre böyle. Ya. Ellezin amenü. Ey müminler, tûbilallâhi, Allah tevbe ediniz. Tevbeten nasuha. Öyle tevbe ki, nasıl tevbesi edin, nasıl tevbe edin melamıyor. Nasıl tevbesi. Nasıl nusluktan geliyor, öğütlenme, nasihattan geliyor bu şey böylece. Yani geriye dönüş olmayan tevbe muhtemelen bak böyle. Kişi mesela tevbe eder, yarın tevbesini bozar. Bu tevbe nedir? Nasıl tevbesi? Dönüşü olmayan tevbe. Nasıl tevbesi? Bu tevbe bu şekilde. Ashab-ı en yüksek böyle an kimse yâtü güm. Eğer böyle tevbe olursa Allah size melam buyuruyor, günahınızı affeder. Yükeffir, tekfir. Allah bu örter, gizler günahları muhtemelen böyle. Örter, gizler bunları. Siyadüküm, hüküm cennetin temti ahlar. Ve Mevlam bir de karşılığında cennetin vaadi muhteremler. Akarsuru olan, ağaçlı olan böyle cennet ve cemalullah. Yani kul günah işlemiş diye Rabbim kul adını kulda muhteremler. Şimdi bir çocuk evden mesela anne dinlemiyor, sokağa çıkma diyor, yok çıkacağım. Çıkma çıkma derken çocuk böyle kaçıyor böyle. Tanesi, isteyen tanesine az olur. İşinin bu çocuk akşama gelmeyecek mi? Gelecek muhtemelen böyle. Nereye gitsin böyle? Akşam bu hava karardı mı? Arkadaşlar oyunu bıraktılar. Evine gidiyor muhtemelen böyle. O da nereye gider? Evine muhtemelen böyle. Yani annesinin kendisine bağıracağını da bilir. Hatta döveceği annesinin, huyunu da annesinin bilir. Ne yapar? Ağlar, sızlar, korkar. Yine evine bulur. Kulun tek kapısı Allah kapısı mıdır? Kulun tek kapısı. Ne yapalım o tembel? Ne kadar günahımız olsa başka kapı yok mudur? Rabbim bir yanı böyle. Ama Rabbimiz kulunu böyle itilemiyor mudur? At mudur? Ver bak mudur? İtilem Rabbim kulunu böyle. Yeter ki Allah'a dönsün mudur? Allah'a kul dönsün. Benim kulunu kuluna kabul edeyim mudur? Mesela vahşi vardır. Aslında vahşi sonradan sahibi olta kendisi. Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza'yı şehit etti. Vahşi. Habeşli kendisi. Köleydi bu. Mekke'de köleydi böylece. Hazreti Hamza Bedir Harbi'nde birisini öldürmüştü böyle. Öldüğü kimsenin çocukları dediler ki bu vahşiye erdiler Hamza öldürürsün dediler böyle. Köleden hürsün, azarsın böyle.
bunu da bağışlayır. Bu ödül ortaya koydular. Şimdi bu vahşi baktı ki Hazreti Hamza aslan gibi. Onun karşı çıkamadı kılıçla. Ne yaptı? O dönem Habeşlerin bir usulü var mı? Böyle harbe diyorlar böyle. Yani iki tarafı kestiği ince eksiği bıçak, uzun bıçak. Atarmış karşılamaktan böyle. Bu aldığı harbesini ve saklandı böyle. Uhud Dağı'nın etikarında böyle. Hasan bir gözetiyor böyle. Bir Hasan'ımız arkası döndü o tarafa doğru böyle. Arkadan altı muhteremler uzun böyle. Arkadan önüne çıkmış onlar böyle böyle. Hani düşüyor ölü tabi oradan bu şekilde. Bu tabi o anda sevindi. Köle diye köle. Köle hiçbir hakkı yok muhteremler hiç böyle. Yani bir köle sahibini kölesi öldürse bir hak arayamıyor. Onun malı o. Onun malı o. Yat yat kalk kalk böyle. Ne yaparsa bu şekilde böyle. Her köle o andaki bütün amacı, ideali hür olmak. İslam'a yatmak. İslam'a kalkmak. İslam'a gezmek. Derler. Yani bir köle efendim yatma yatamaz. Derler. Hizmet çekilmesine böyle. Tabi hür oldu. Azat oldu böyle. Hatta böyle Hint falan böyle hediye verdiler. Takılar falan kalınlar verdiler. İşte verdiler. Mekke'ye gitti. Hür oldu ama köleyken aldığı huzuru bulamadılar işte muhtemelen böyle. Onu o günah sıktı muhtemelen böyle. O herkese sıktı bu şekilde. Dedi ki sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da Hud abinin bitince Ya Resulallah şu dediler vahşiye beddua et, vahşiye beddua et şuna böyle. Ona bir beddua et böyle. Kazı Hamza'yı şehit eden kişiye. Bakın bu bir peygamberlerle. Nasıl beddua diyeyim böyle. Bir acı vardığım gece onlara kol kola cennete girdiğini gördüm. Bakın diyeyim böyle. O anda müşrik. Kafir mutlattı böyle. Ama şehit dedi muhtemelen. Katil onda bu şekilde böylece. Ama ilerisi değil ama. Böyle dedi. Bir acı vardığım gece onlara ben kol kola cennete girdiğini gördüm muhtemelen böyle. Allah nasıl olacak bu? Oğlu işte muhtemelen. Hazreti Vahşi İslam'a geldi muhtemelen böyle. Medine'ye geldi böyle. Peygamber de buyurdu, gözüme görünme benim ama. Onu ceza açmadı herhalde. Görünme ama işine bir peygamber aşkı geliyor başlığına şimdi. Peygamber aşkı, sevgisi yanıyor şimdi. Peygamber görmek için oldu herhalde. Yanıyor bu herhalde. Dini arkasına saklanıyor. Bir yere saklıyor böyle. Peygamber görsün bu herhalde. Karşıdan böyle böyle. Yanıyor bu. O kadar bu şekilde. Peygamber şahit bir gün başlığı sen git bu tarafa. Yemen'e götürün. Yemen'e git bu tarafa. Böyle. Oraya gitsen böyle buyurdu. Derler. Neyi gönderdi? Onu bilmedi o anda böyle. Sonra çok muhtemelen. Peygamberin son zamanında, Ebu Bekir'in zamanında orada biri çıktı. Müslüman Kezzab diye. Yalancı sahte peygamber. Onda büyük savaş oldu. O savaşın ne oldu? Vahşi. Hazreti Vahşi muhtemelen bak. Hamza'yı şehit etti. Aynı o silahla o yalancı peygamber öldürdü. Savaşı kazandı. Bir insanın dünya hatırının iyi sonlanması. Unutup sanılması, dünya hayatı muhtemelen. Yani var ya ecel, yani son nefes, son nefes muhtemelen. Yani insanı o ecel yasına koyduğu mu başlıyor muhtemelen böyle. İçinde öyle bir ateş yanar efendim, ciğer yanar böyle. Ağzı kurdu, kuru muhtemelen böyle. Muazzam böyle. Ve gözden perdere kalkar, manevi kalem açılır, göz açılır. Çok şey görmeye başlıyor muhtemelen. Önce yakınlarını görür, ölmüşlerini görür, onda gelirler, annem gelirler. Onu gerçek zannediyor anda bilirse onu ruhunu gördüğünü der. Belki melekleri falan görmeye başlar. İşte insanın hayatının, dünya hayatının mutlu son noktalanması için ne gerekiyor? Tevbe gerekiyor. Yani dünyada arınmak ve günahlardan bunu artı taşımama gerekiyor. Allah korusun insan dünyada arınmaması ve günahlarından artık taşırsa, vallahi çok zor muhtemelen. Çok zor muhtemelen. Çok zor. Kişi anda yanıyor. O mesela pişmanlık, ölürken de muhtemelen. Ölürken böyle. O anda tevbe kalmıyor muhtemelen böyle. Ölüm anında perde kalkıyor muhtemelen böyle. Günahları görüyor anda böyle. İşi yanıyor muhtemelen böyle. Neden ben böyle yaptım böyle? Çıldırıyor muhtemelen böyle. Dünya almıyor dünya böyle. İşten geçiyor. Günahı ağırda taşımamak için
Dünyada kolay var, tevbe hissi var şimdi burada. Taşımak için böyle. Ne olur artık taşırsa, önce kalbi azap. Kalbi azap muhtemelen. Her günah yılana dönüşüyor. Yılan muhtemelen. Yılan böyle. Yılanı bütün bedenini sarıyor böyle. Sarıyor bedenini muhtemelen böyle. Onun işkence yapma başlıyor yılanlar böyle. Mahşerde mizana günah da konuyor muhtemelen böyle. Sırat köprüsünde yük arkada sırt böyle. Tonlarca günah muhtemelen. Yaşayan bu yapıyor böyle. Yüreği mi tabi? Tövken düşüyor. Yüreği muhtemelen. Ve cehennemde ateş oluyor günahları. Bir gün Hazreti Behlülzade vardır. Behlülzade. Harun Reşit'in kardeşi. Abbasî Hanım'ın. Harun Reşit, Abbasî en parlak döneminin hükümdarı. Kardeşi de Allah yolunda bir evliyaya muhtemelen. Dünya terk etmiş. Behlülzade. Bir gün hızlı bir yerden geliyor ben. Hızlı geliyor. Bana takılıyorlar. İnsanlar ama. Behlül ne bu acele geliyorsun? Nereye gittin? Cehenneme gittim diyor. Ne yapmaya gittim? Ateş almaya gittim. Aldın mı? Alamadım. Neye? Buraya götürmek lazımmışlar diyor böyle. Yani ateş insan buradan götürmüş oraya. Yani her güne orada cehennemde ateş olacak. Ateş olacak. Mezarda yılan olacak. Yılan olacak. Yılan olacak. Ve anlattım daha evvelde. Yine anlatayım inşallah. Burada mezar biliyorsunuz. Yorgada mezar diye mezar var. Orada bir mezarcı vardı benim çocukluğumda. Adı Köse. Yani sakalı yoktu, yaşlıydı. Adı Köse. İsmi bilmiyorum. Hep Köse'dir kendisine böyle. Bir gün Salgı Camisi'nde iki namazda cenaze götürdük oraya. O zaman tabii araba yok. Yürü götürüyor. Tabut taşınıyor böyle. Gittik oraya. Ben taşıyorum çocukluğumu. Ben de gittim oraya. Şimdi definden sonra hava da güzel, oturup bir ağacın altına mezar yanımıza geldi. Cemaatten biri sordu, kesebe dedi, sen de kaç sene buradasın görevlisin mezarda? Düşündüm dedi, 40 sene oldu dedi böyle, 40 sene. 40 sene sen mezardasın, devamlı gece gündüz burada. Burada gördün bir şeyi böyle bir, bizim göremediğimizi bir şey gördün mü? Burada bir alamet, çok gördüm, çok gördüm. Al bir tanesi bakayım bir şeyle. O da şu anlatım muhteremler. Bir gün dedi, iki namazımı kıldım. Baktım cihazıya bir haber gelmedi artık böyle. Oturun baktım gelmeyince dedi. Giyindim dedi böyle. Dışarı çıktım. Tam da kapıyı kilitliyorum. Bir jip geldi, asker jip geldi böyle. Senin mezarı benim mezarcı. Hemen de şeyhler mezar kas. Yüzbaşı imanım ölmüş. Buraya gelmek üzere cenaze. Geri dönüyor bu. Tabi soyunuyor, eski şeylere giriyor böyle. Mezarı kazıyor muhtemelen. Tam mezarı kazı bitiriyor. Birkaç bir şeye geri bakıyor böyle. Yeter duvar çeviriyor. Birine bir yer yolları mezarını. Karşı taraftan üzerinden bir sürü deve geliyor. Konvoy var. Deve geliyor muhtemelen böyle. Allah bu şaşırıyor şimdi. Allah ya deve çıkamaz böyle bu duvarı. Çıkıyor böyle. Geliyor böylece. Öndeki bir deveci, iki tane küfe iki tarafında. Yani manevi diye bunlar, manevi ama. Madde değil böyle. Bu ne yapıyor deveci? Küfe bir alıyor, boşaltıyor mezara. Öbürünü boşaltıyor, bağlıyor küfeleri, eve gidiyorlar muhtemelenler. Bu diyor ki, merak ettim dedi böyle. Bu niye boşa bakıyor? Bir de bakıyor böyle, yılan muhtemelen böyle. Dolu yılan muhtemelen böyle. Böyle kara, sarı, karışık bir yılanlar böyle. Üstüne böyle yılanlar muhtemelen böyle. Onları görünce korkuyor, konuşamıyor, dil tutuluyor. O da korkuyor böyle böyle. Dil tutuluyor, konuşamıyor böyle, o kadar korkuyor böyle. Ayar diz dermanı kesiliyor, yere çöküyor böyle. O da bakıyor, yani geliyor. Tabii çenekte, melekte, Hristiyan usulüne böyle. Cenaze geliyor. Bu şimdi bakıyorum, ne yapacak? Oradan bir yürü kalıyor cemaati görünce. İndiriyorlar kadını muhtemelen bir şeye böylece. Kadın mesela kondukları gibi yılanı saldırıyor muhtemelen. Yılan ver muhtemelen böyle. Biz göremiyoruz. Zaten görürüz imanın kıymeti kalmaz ki. İman gaybi. Ya, gaybi muhtemelen böyle. Görmeden iman lazım be. Görmeden iman lazım böyle.
Bir insan tövbe edince, tam tövbe edince, Allah'a dönünce, Allah'ına girince böyle. İzhab-ı Abdü, Es-Sallâhu Hafizet'e zünûbehû. Allah okun günahlarını unutuyor meleklere. Unutuyor. Ve en son zâlike cevâriyâhû. İnsan bir de organı unutur, organlarına. Biliyorsun mahşerinde insanın konuşacak organları muhtemelen. Gözce benim harama baktım. Yalan söyleyince unutuyorum bunları böyle. Ve mealimi min erdi. Bir de güneşi de yerlere. Unutuyorum böyle. Hatta yelkallâhe veles aleyhi şahidin. Hiç bir şahit kalmadan mahşerde elhamdülillah görecek muhtemelen. Unutturacak mı? Peki, insan unutacakken günahını bu iki arıyor muhtemelen böyle. Kul tevbe etmiş, günahdan kopmuş muhtemelen. Allah'a yönelmiş. Ama eskiyi hatırlayınca da böyle, eski günahı hatırlayınca o günlerden biraz sanki bir haz duyuyor, bir lezzet duyuyor sen gönlünde. Tam silinmiş, tadı gitmemiş böyle. Unutmayacak günahlar kendisi muhtemelen böyle. Maaşlar geldi. Kalktım mezarından, eyvah, hatırlıyor. Günahdır böyle, eyvah. Ama şimdi soracak, kulum neye içki içtin, neye zina ettin, neye şunu yaptın kulum, neye şunu yaptın kulum soracak mı yani muhtemelen böyle. Bunlara bu şekilde. Ama Allah bundan sormuş bunlar. Korkacak muhtemelen böyle. Kul öyle teybi etmiş ki, hatırlayınca günahını, değil ona bir haz, zevk, duymak, eski yaptıklarından pişman olmuşsun böyle. İşi pişman olması gerekiyor muhtemelen. O zaman kul unutacak günahını muhtemelen böyle. Muhtemelen. Bu tabi değil mi daha iyi böyle muhtemelen böyle. Zaten tevbenin şartları var muhtemelen. Altyapı süren bunlara böyle. Biri günahtan kopmak. Efendim işte cuma akşamı cami tevbe ettik ama yarın günah devam ediyor muhtemelen. Öyle kişi var mesela. Hanımı evde makyaj yapıyor. Kızı berbere gitmiş efendim. Düğün salonu dönecekti o akşam. Kadın erkek çırıca bir arada. Sazacağız. Adam gelince amiye gidiyor. Estağfurullah, estağfurullah. Papağan gibi say. Oradan gelecek. Hadi bakayım kızın, al kızın karını git. Bu tevbe değil mi? Dedi günah. Günahtan kopma mıdır? Günahtan kopma mıdır? Kopma günahtan mıdır? Sonra günah işlediği yerden de ayrılacak muhtemelen. O çevreden. Yani bulunduğu yerde, iş yerinde, çevrede yaşadığı şehrinde, apartman dairelerinde orada günahtan kopamıyorsa onu ayrılması gerekiyor. Hicret deniyor buna böyle. Sonra pişman olup vicdan azabı çekme günahlarına muhtemelen. İşinden atan günahlarını Allah'a isyan et. İşten pişman oldu böyle. Vicdan azabı çekme vicdan muhtemelen. Pişmanlık için inanması gerekiyor böyle. Bir de tek günah işlememeyi de kesin azimle kararlı olacak. Bunun dışında eğer farzlarında bir eksik varsa, mesela namaz tam kılmamışsa, orucu falan varsa, böyle borçları varsa, bunların yerine getirilmesi gerek şart mıdır? Hani böyle. Tevbe ile affolmuyor bunlar böyle. Ne affolur tevbe ile? Vaktinin geciktirmek de haram. O da günah. Vaktinin geciktirilmesinin günahı affolunuyor. Ama asıl namazın farziyeti affolmuyor. Hani böyle. Kaza etmesi gerekiyor. Hani böyle. Şimdi diyor bazı kişiler mesela gençliğinde, ya yaşlı namaz kılarım diyor. Baba namaz kılarım diyor. Kılamam muhtemelen. Vallahi kılamam muhtemelen. Çok güzel muhtemelen. Yaşlı namaz kılamam. Çok güzel. Benim bir kilidim. Dizin tutmaz muhtemelen. Ya. İdran tutamazsın. Abdum tutamazsın. Nefesin darlığı olur. Kalbin sıkıştırır. Tansiyonun çıkar. Yani fazla iki reken dört sene kılarsın muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Gençlikten muhtemelen. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri,
Maşeyha billahi azimine min şabin taibin. Maşeyha billah azze ve cel. Allah en sevimli şuna daha bir şey yok demek. Allah'ın şeyi yok bir şey böyle. En sevdiğim min şabin taibin. Biri genç gençliğine tevbe ederse. Yani bak bak. Genç gençliğinde. Allah en sevdiği bu muhtemelen böyle. Gençliğinde. Aklıma bir şey geldi muhteremler. Biri vardı. 40-50 sene önce aşağıya tahminim böyle. Kendisi tanıyorum kendisini de. Bu evliymiş. Çocuğu doğmuş hanımından. İş yerinde bir kadın. Daha genç bir kadın. Bundan daha genç bir kadın böyle. Bu kadına gönül veriyor. Kadın da evlenip ayrılmış kocasından. Kadın buna gönül veriyor muhteremler. Bu evini terk ediyor, kadına gidiyor muhtemelen böyle. Hiç hanım yok, suç yok muhtemelen böyle. İyi, mutlu yaşarlarken evini terk ediyor, o kadının evine gidiyor muhtemelen. Ayrı tutuyor, gidiyor muhtemelen böyle. Tabi aradan yıllar geçiyor, bu biraz yaşlanınca kadın bu sefer bunu beğenmiyor muhtemelen şimdi böyle. Daha gencini arıyor muhtemelen böyle. Gün geliyor, kadın bunu bırakıyor. Kaçıp gidiyor baksın muhtemelen böyle. Kaçıp gidiyor. Bu da vardı şimdi bayağı yaşlanmış kendisi. Bakıyor evde yalnız. Zor oluyor. Evin işi çok muhteremdi böyle. Süpürmesi var, silmesi var, çamaşırı var, bulaşığı var, şusu busu var, var da var. Bitmiyor şimdi. Hiç durmaz ya şimdi gider. Bakıyor ki zormuş olmayacak bu şekilde. Acaba şimdi bu eski hanımsa, o evlenmemiş. Acaba o kabul eder mi şimdi beni tekrar barışsak onunla beraber? Haber gönderiyor. Böyle kadınlara, tanı kadınlara yalvarıyor. Ne o Allah için gidin böyle diye. Aramızda bizim bulun da tekrar bir araya gelelim zamanla bu şekilde. Gidiyor kadınlar hanımına. Böyle adı İbrahim, adını vereyim. İbrahim de ona çok rica etti. Çok yalvardı. Sen özür diliyor. Ah diliyor senden. Beraber olmak tekrar istiyor böylece. Onun için kabul eder misin? Gelsin diyor. Ya kabul eder mi? Gelsin böyle. Size gelin beraber böyle. Gidiyorlar. Emeğimi koşa gidiyor, seviniyor bu şekilde. Şöyle oturuyorlar şimdi. Kadın diyor ki, ey İbrahim diye bak diye. Biz yaşarken diyor, sen gençtin diyor. Saçların simsiyahtı. Şimdi kar yağmış saçlarına. Bak, saçların ağrımış. Gözü takıyorsun. Gözün ağrılamış böyle diyor. Belin bükülmüş diyor. Yüzün buruşmuş diyor. Ben ne yapıyorum işte senin muhtemelen? Sen diyor gençliğin diyor, onu da geçtin mi böyle gençliğinin? Şimdi bana gelirsen ben muhtemelen. Şimdi niye anlattım bunu muhteremler? Şimdi bir insanın, Allah korusun, eğer gençliği haramda geçse bak muhtemelen. Haramda geçse, gençliği muhtemelen böyle. Yani zinde, canlı, hareketli böyle, her haram işleyebilen kişi böyle. Eğer gençliği haram onda geçse, abdest namaz yok. Haram geçerse yaşlanmış. Artık zina edemez muhtemelen böyle. Kumu oynayamaz. İçki içemez. Şunu bunu yapamaz. Kahveye gidemez, bir yere gidemez böyle. Nereye gidecek? Hadi acı baba, baba diyor. Git bakalım camiye sandın mı? Yani Allah onu bulmaz muhtemelen böyle. Kulum ne arzunsa gençliğini muhtemelen böyle ya. Kullar Allah arzına sen gençliğine muhteremler bak böyle muhteremler. Gerçi öyle okulunu kabul ediyor ama muhteremler. Ama gencin tevbisi gibi onun tevbisi olmuyor muhteremler. Allah'ın sevgisi olmuyor muhteremler. Bir de dikkat edeyim özellikle muhteremler. Sonradan böyle dönüş yapanlar, yaşlanınca artık böyle. Artık maçlık seyrediyor, gidemiyor. Karşıda göremiyor toplumu muhteremler. Maça gidemiyor muhteremler. Yok oraya gideyim ya, buraya gideyim artık. Arkadaşlarına, hep yaşlanma arkadaşı böyle. Dönüş yapmış ama beden yapmış muhteremler ama kalbinin öbür tarafta muhteremler böyle. Onların namazı, niyazı tam olmuyor muhteremler böyle. Yani bir insanın gençliğinde Allah'ını geçmişse buna farklı muhteremler böyle. Bir hadis-i şerif var. En sayı hadis-i şerifin birisi. Bülü Aleyhisselam Hazretleri
7 sınıf insan, 7 sınıf grup insan, mahşer gününde halkın güneş altında bunlar ne olacaklar? Arşın gölgesinde görmüş ki arşın gölgesinde. Havuz-ı Kevser'in başında arşın gölgesinde oturacak bunlar muhtemelen. Bunların biri de gençliği Allah'ın geçerli, gençliği Allah'ın geçerli. Gençliği muhtemelen. Kız erkek tamdır. Gençliği böyle. Yani canlı, dinamik bir zamanı böyle. Tam şey zamanında her gün işleyebilir ama ölüm muhtemelen. Benim Rabbim var muhtemelen böyle. Rabbim var diyor. İbadet ömrünü geçirenler gençliğinde. Yine böyle Aleyhisselam Hazretleri Et-Taibi Habibullah. Tevbe eden Allah'ın sevgilisi olur böyle. Gençliğine tevbe eden. Ve tabi ne zembi? Kemen la zembelle. Günah tam tevbe eden kişi hiç günah işlememiş gibi oluyor böyle. Kemen la zembelle. Hiç günah yok gibi böyle. Eser izi kalmıyor muhtemelen böyle. Defterine siliniyor. Kalbine siliniyor muhtemelenler. Artı taşınmıyor muhtemelen böyle. Günah tevbe etmek muhtemelen böyle. Burada tevbe et ne olacak? Çok zor muhtemelen böyle. Çok zor muhtemelen böyle. Ölüm zor muhtemelen. Ölüm zor muhtemelen. Neleri görecek böyle? Azrail'e korkun gelecek bunda. Azrail muhtemelen böyle. Korkun gelecek karşına böyle. Ondan sonra kabir azabı muhtemelen böyle. Kabir azabı böyle. Kabir karanlık muhtemelen böyle. Kimse görüşemiyor kabrinden böyle. Mahşer baratıyor kabrini. Mahşer muhtemelen böyle. Hesap başına gelecek. Mizan diye terazi kuruldu. Günahsız dağıtılıyor. Hesabı çok az yapmış böyle. Günah çok muhtemelen. O zaman çıldırıyor muhtemelen böyle. Ama ölüm yok orada. Ölüm istiyor muhtemelen. Her ölüme razı böyle. Her ölüme razı ol böyle. Ama ölüm yok muhtemelen böyle. Sonra olacak? Olacak meleğe zebanilere huzû fegullû sümme cahimi sallû. Tutun bunu, elini bağlayın ensesine, atın bunu cehenneme muhtemelen. Ayağında zincir muhtemelen. Bu Mevlam'ın kurduğu düzen bu muhtemelen böyle. Vadilay bu muhtemelen böyle. Ölüm hak olduğu gibi tekrar dirilmek o da hak muhtemelen böyle. İmanın bir şartı böyle. Tekrar dirilmek imanın bir şartı bu. Bu iman yani şarttır. Şarttır bu şekilde. Peki kim tevbe edecek? Herkese bu tevbe lazım mı? Farz mı yani herkese? Herkese tevbe etmek gerekiyor mu? Mevlam buyuruyor Nur 61'de. Ve tu bilallahi cemiyan el yümmüne la aleküm tüfrihûn. Ve tu bilallahi cemiyan. Ve tu bilallahi Allah'a tevbe ediniz. Ey müminler cemiyan hepiniz. Ey müminler hepiniz Allah'a tevbe ediniz. Hepiniz böyle. Bu da kim dahil? Peygamber de bakmıyor. Evliya da muhtemelen böyle. Yani evliya olsun, peygamber, sıdık olsun. Yani tevbe ediniz. Cemiyan ey müminler. Lâleküm tüplühûn. O zaman olacak kurtuluş erişsin böyle. Peki, peygamber tevbe ediyordu mu? Peygamber ediyor mu? Peygamber etti mi? Etti muhtemelenler. Adı ki bu arada İbn-i Macer'e Tirmizi'de bakın. Vallahi ne ile safullah'a ve tu bileği peygamber. Vallahi de başmayın bak. Vallahi bak yeminle başmayın. Allah'ım olsun ki böyle ne safullah'a ve tu bi Allah ben tevbisi ediyorum. Filyemi eksemin sevine merre. Her gün 70'ten daha fazla. Bir rivayette 100 defa peygamber. Peygamber. Peygamberlerin peygamberi mi? Ulazim peygamber, Hatem-i Enbiya peygamber. Dün günahları bağışlandığı halde böyle, ne buyuruyor? Bak böyle, vallahi de bağışlıyor. Ben Allah'a tevbisim ediyorum, her gün 70'ten daha bile fazla peygamber. Peygamber böyle. Yalnız peygamberin tevbisi bizden farklı mı? Farklı muhtemelenler. Şunu oluyor, peygamberin tevbisi iki anlama geliyor. Biri hem ümmeti için, İkincisi, şimdi peygamberler, evliyalar, onlar devamlı terakki dönüyor, kemalat, olgunlaşma.
Devamlı böyle maneviyatta makam aldı böyle. Şimdi bir üst makama gelince öncekinin ibadetini pek beğenmez muhtemelinde. Aferin Rabbim, nasıl yapmışım der muhtemelinde. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Bir meslek olarak sanatta örnek vereyim. Terzi diyeyim, daha anlaşılması kolay. Bir hanım erkek olabilir tabii mesela. Terzi çırağı, çırak muhtemelinde böyle. Yeniyle aşağı yukarı böyle işte makas kullanma biliyor. Dikişi alıp yeni öğrenmiş böylece. Yine bir gömlek dikiyor muhtemelen böyle. İlk de dikiyor böylece. Ama seviniyor bu. Ya bunu ben kestim, bunu ben biçtim, ben bunu ben diktim. Ama seviniyor muhtemelen böyle. Sonra bir iki ay sonra biraz daha yükselir. Ona bakar, ya nasıl yapmış ben bunu beğendim muhtemelen. Beğenmezdim muhtemelen böyle. Kalfa olur, beğenme, uslu olur, hiç ben muhtemelen böyle. Şimdi ibadet de böyle muhtemelen. Şimdi mesela bizlerin kıldığı namazı gibi bir evli namaz kılsın, çok tevbeden muhtemelen var. Yani bizim gibi namaz kılsa bir evli muhtemelen. Yani Allah'a ver değil mi? Ağzı böyle, gözü orada, kulağı orada, kalbinde başka bir bölüm, gönlü başka yerde böyle, ev hamilesinde bu şekilde böyle. Ne okudu, kulağı duymuyor muhtemelen. Kaç yılın farkan değil bu şekilde. Gafil bir namaz bir şey böyle. Bize göre o Allah kabul etsin, Allah kabul etsin muhtemelen böyle. Bize göre o namaz kılıksın böyle. Şimdi canına mesela çıkıyorlar, bazı bakıyorsun böyle, yani eline beraat almış gibi sanki, kurtulmuş gibi, of Allah kabul yolunda kalmış şekilde. Şimdi bakın demek ki böyle böyle. İşte Peygamber Hazretleri de devamlı kemalatta muhtemelen böyle. Her an, her an, her an yükseliyor muhtemelen. Hali yükseliyor muhtemelen, her an böyle. Halikse böylece. Ümmetine dua gidiyor. Sahab-ı Şerif'e gidiyor. Her an böyle. Milyarlardan böyle. Her an böyle. Sahab-ı Şerif'e dua gidiyor. Peygamber böyle. O sevap oldu imana gelmemize. Ona bir sahab gidiyor muhtemelen böyle. Her an böyle hayattayken ölümden sonra da devamlı terakki ediyor. Ama son yok yani muhtemelen böyle. Allah katında son diye bir mali makam yok muhtemelen. Bir bu şekilde. Bir insan tevbeye devam ederse ne olur? Tevbeye devam ederse menlecimel istiğfare. Bir insan tevbeye devam ediyor. Alışmıyor kendisi böylece. Mesela her namazdan sonra sabahları, akşamları böyle aklına gelince böylece estağfurullah azim. Çok olur. Estağfurullah azim, estağfurullah azim bu şekilde derse yani Peygamberimizin hadisine bakarak en aşağı her müminin buna devamı lazım. En aşağı 70 sene muhtemelen. Resulullah muhtemelen. Yapmış. En aşağı 70 sefer lazım muhtemelen. Özel bu böyle. Özel böyle. Bunun için o gün olur böyle. En aşağı 70 sefer mesela vakti müsaitse sabah namazından sonra namazdan daha makbul muhtemelen. Ama işi var vakit bulamadı. İkinden sonra yatsı ola ola böyle. Yani günde kendine bir vakit tayin etmeli, belirli bir vakit böyle. Bir de sayı insan belirlemeli günde böyle. Bu daha sahip böyle. Aynı şey devam ederse böyle. 70 defa Estağfurullah azim. Yavaş ben buradan. Estağfurullah azim. Estağfurullah istiğfar ederim Allah'a. Ne istiğfar? Affedeyim Allah'tan beri. Mevtü bile Allah'ım artık sana döneyim Allah. Beni kula kabul et kullarım ben. Kullarım beni kabul et Allah'ım ben. O kapıda mıdır böyle? Ne güzel mi olmak böyle? Azim olan Allah'ıma Allah'ım af diliyorum. Allah'ım özür diliyorum Allah'ım size af diliyorum beni. Mevtü bile Allah'ım döndüm bu şey böyle. 70 sefer olsa bir de mesela kelime-i tevhid 100 defa olsa mesela günde mesela böyle 10 tane için sahab-ı şerif olsa böyle muhtemelen böyle. Yani günlük devamı bu şekilde inşallah böyle. Bu da kalbin pası siler böyle. Yani kelime-i tevhid de kalpteki o pasları siliyor muhtemelen. Parlatıyor onları böyle. Kelime-i tevhid. Çok büyük kelime var anlamadır. La ilahe illallah derken böyle. La ilahe illallah derken var illallah. O muhtemelen böyle. Şu olmaz böyle. La nef olmuşsun böyle.
La ilahe, hey ilham, nefret, inkar etme, kabul etme bile. İlla bir Allah kabul etme, illallah. İllallah kuvvet alma böyle, kalbe bu şekilde. Cehallah lehü min külle zıykin mahrecem. Bir insan tevbi istifa devam ederse, Allah o kimseye her darlıktan kurtuluş verir, çıkış olur. Darıldı, bunaldı, sıkıldı, şub oldu, böyle başlayan haller geliyor böylece. Ne lazım geliyor? Tevbi istifa devam etmek. Tevbi istifa ne böyle? Peygamber böyle buyuruyor. Min külle zıykin mahrecem. Her darlıktan, sıkıntı, bunalımdan, stresten kurtulmadan böyle. Tebisi var böyle şey. Ümükül hemmin fercen. Her hem çoğul hümüm gelir. Hüzün, dert, yani kafaya bir takma böyle. Evham böyle. Kişi evhamı kapılmış, karamsar olmuş. Kafası bir takmış, derdi, elemi var. Bunun çıkışına sebep olur tane böyle. Rızık ayetli ayetliyim. Allah konu rızık kapı açar. Ummadığı yerden onun kapısı açılır, rızık açılır. Ummadığı yerden bakıyor. İnanesi la yahtesim. Hesap etmediğin yerden onun rızık açılır muhtemelen böyle. Deyip istihbar eder muhtemelen böyle. Bir gün Hasan Hazretleri, Hasan Basri, Rahman Hasan Hazretleri, Hasan Basri tabiinden, tabi en büyüklerinden kendisi. Hazreti Enes'in sohbeti düşen kişi böyle, Basralı, Hasan Basri. Tabi bu sohbet yapıyorlar, işte, devamlı ediyorlar, sohbet yapıyorlar. Yani Allah onlar çok çalıştılar ki muhtemelen dinimize kadar geldi muhtemelen. Ondan sayesinde elhamdülillah muhtemelen böyle. Bir gün sohbetinde biri bu işi soruyor buna böyle. Ya Hasan diye, rahmet aleyh. Bizim işte diyor, memlekette başkadan gelmiş, çok kıtlık var. Epey yağmur yağmadı, ekin olmadı, meyve olmadı, otlar bitmedi. Çok kıtlığımız var. Ne yapalım acaba? Tevbe-i İsa devam edin. Ona devam edin. Söyle oradan halkına, o devam edin. Şey böyle. Biri geliyor, hastalığından bahsediyor. Ne yapayım? Tevbe-i İsa devam et. Biri geliyor, işte benim diyor, çocuğum olmuyor. Ne yapayım? Tevbe nasip devam etmiyor böyle böyle. İşte biri fakirten şey yapıyor, yoksulluktan tevbeye devam et. Tevbe işte böyle. Cemaatten biri dayanamıyor. Ya Hasan diyor. Sorular farklı. Herkese başı sordu ama aynı cevap. Hepsi aynı cevap verdi böyle böyle diye. Nasıl oluyor böyle böyle diye. Sen bu neye istinaden? Yani var mı ayet-i kerim bu konuda bir şey adı var mı bu şekilde? Evet diyor, okuyor. Nur suresinde فَكُلْتُسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ نَكَلَنْ غَفَّارًا فَكُلْتُسْتَغْفِرْ رَبَّكُمْ Nuh Aleyhisselam diyor ki, Nuh Aleyhisselam 950 yıl yaptı peygamberlik. 950 yıl Nuh Aleyhisselam böyle. Gece gündüzü böyle. Dövüldü, sövüldü, hakardı, bayıldı böyle. Her yara bir işten kaldı böylece. İyileştiriyor. Diyene yapıyor. Gele gidiyor muhtemelen. Kanlı diyene davet muhtemelen. Peygamber yapmadan böyle. Hediye böyle. Sonra diyor ki sonra fekuldüsle Rabbeküm inekene gaffara. Onlara beden, ben dedim ki onlara diyor Rabbim diyor. Rabbinizin af dileğiniz. Tevbe ediniz. İnekene gaffar. Allah gaffardır. Bağışlar size böylece. Yürsüm aleyküm midrara. Üzerinize bol bol yağmur bulutu gönderir. Şimdi Mevlam bir toplu edecekse muhteremler, Rabbim orada yağmuru keser, bunlar neşli olmaz, çocuk olmaz muhterem bakın ben muhteremler. Yani bir toplumda eğer doğum oranı çok düşmüşse, çok düşmüşse, o toplum helaka muhsak muhterem böyle. Bu da böyle böyle. Her kavim böyle olur batan böyle. Nuh Aleyhisselam'ın zamanında 40 sene doğum olur muhterem. Yani çocuk ölmesin zaten bak. Sus olmalı böyle. Olmalı bu şekilde. Mesela günümüzde Avrupa. Doğmanın düştü mü olmalı muhtemelen. Genç yok, genç yok muhtemelen böyle. Genç yok muhtemelen böyle. Ne diyorlar? Efendim işte işçi alırız başka yerden. Alırsın ama Almanlar yaşlandı ölecek onlar. Sonra kim gelecek oraya? Çoğunluk yabancıya geçecek muhtemelen böyle.
Yani aile yuvası yıkılı muhtemelen, mefhum kalktı mı Allah korusun böylece, doğum da düşer muhtemelen bak böyle. İşte böyle. Yani Avrupa'da tabii dinsel ilişkiler serbest böyle, kanunlar böyle. Aile yıkıldı onlara böyle. Aile bağlılığı kalktı. Huzur kalktı oradan böylece. Doğum oranı düştü. Ve yani çok uzak değil muhtemelen böylece. Helak olmanın şey yok Avrupa'da muhtemelen böyle. Ve diyoruz ki Bevval ve Benine. Nuh Aleyhisselam ayet-i kerime devam ediyor. Allah'a tevessül ediniz. Allah üzerine bol yağmur gönderir, bulutları gönderir. Allah size mal, evlat verir, bol verir. Bu okuyunca tamam derim. Yani kıtlık olma olsa, şimdi ne oluyor böyle kıtlık oldu mu, yaygara mıtırılır, patlayacağım bu kadar, biber bu kadar. Saralar gidiyor, şu oluyor muhtemelen. Allah mesela sonra hastalık verdi Mevla muhtemelen, bela, musibet. Allah'tan geliyor bunlar muhtemelen. Herkes İslam muhtemelen. Kimse demiyor tevbe edeyim, günah edeyim demiyor muhtemelen böyle ya. Hele Antalya bölgesi ki en çok oradan geliyor şeyler, şeyden muhtemelenler. Turistik evalları muhtemelen böyle ya. Fuhuş, zina, çırışçıplak muhtemelen böyle. Oldu mu da bereket muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen böyle. Rabbim kestim rızkını, kim yapar ki muhtemelen, Allah korusun muhtemelen böyle. Bir duvar muhtemelen, tevbe duası var. Adı seyir istiğfar. Seyir istiğfar. Yani istiğfarın seyidi, ulus en büyüğü anlamına gelir bence. Adı şerif Buhari'de. Bunu arasam peygamber arasam böyle böyle. Bir kimse eğer sabah olunca bunu okursa, o gün akşam kadar ölürse yeri cennet olacak. Yeri cennet mi? Yani kim biraz okuyacağız bunu inşallah. Beraber okuyacağız inşallah. Kim bunu okursa sabahları, eğer o gün akşama kadar ölürse eğer cennet yapmayalım ben de. Eğer akşama nasıl okursa, gece ölürse yine yeri cennet muhtemelen ben de. Tabi anlamı çok geniş ama anlamı baştan veremeyeceğim muhtemelenler. Zaman yok tabi. Böyle kısa vermek de işime gelmiyor. Hep okurum inşallah şimdi muhtemelen inşallah böyle. Canı gönderin okurum inşallah bunu böyle. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mezde ta'tı evzü bike min şerri ma sanatı ebubu leke binimetike aleyye ve ebu bizembi fagfirli فَاِنَّهُ لَا اَفْزُنُبَ اِلَّا اَنْتَ Bu kadar muhtemelen böyle. Adam kabrisi muhtemelen, tevbe işte muhtemelen inşallah. Bunu okumak, tevbelerin seyidi bu muhtemelen böyle. Anlamı çok şekilde bu şekilde böylece. Allah affı dilemek bunda bu şekilde. Allah'a vene abdüke, ya Rabbi senin kulunum. Allah beni abdik senin kulum Allah'ım. Beni kuluna atma koma kapından abim verilerim böyle. Affet günahları et böyle. Yalvarmak melamıza böyle. İnşallah bunu muhteremler dua kitaplarına bulursun bunları bu şekilde. Bunu ezberleyecek inşallah iyi olur muhteremler böyle. Yani sabah akşam bir erkeğe böylece. Yalnız kabul olması için ihlas diyor, mukinen diyor adı şekilde mukinen. Yani ihlas ile böyle, samimiyetle böyle ve okumak yavaş var böyle. Okumak yavaş okumaya gerekiyor böyle. Rabbim hem affetsin inşallah. Lillahi'l-Fatiha.